Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere en son şu şov takımımızın altındaki 5 yumurtayı atmıştık arkadaşlar. Onların da hani 3 tanesi yanlış hatırlamıyorsam oluşmamıştı. 2 tanesinin içinde de yavrular ölmüştü. Bugün diğer kalan yumurtaları da attım arkadaşlar. Ama hani yumurtaları kırıp o şekilde attım. Yavrular tamamen gelişmiş ama içinde ölmüşlerdi. Bu çıkan yavrularda o geçtiğimiz günlerdeki sıcak havayı yaşamayan hayvanlardı arkadaşlar. Yumurtadan çıkmışlardı yani. Yumurtadayken bu 44 dereceyi gören yumurtalar oldu. Onlar çıkmadı ama onun haricinde önceden çıkanların hepsi çıkmıştı. Bu arada erkek kuyruk kaldırıyor arkadaşlar. Tekrardan çiftleşmek istiyor. Dişi ikna etmeye çalışıyor şu an. Onlara falan da göstereceğiz. Onlara da değineceğim. Ama bugün dediğim gibi o iki yumurtayı kırdık. İçinden yavrular çıkarttık. Yavrular tamamen oluşmuştu ama yavrular mosmordu arkadaşlar. Hani o sıcaklarda maalesef ölmüşlerdi. Biz zaten yavru almayı hedeflemiyorduk. Bu eşe attığımız iki takımımız vardı zaten. Bunlardan yavru almayı hedeflemiyorduk. Maksat eş tutsunlardı. Biz eş olsunlar diye attık ama haftasında yumurta atmışlardı arkadaşlar. Yumurta attıktan sonra da mecbur yumurtadan kaldıramadık hayvanları. Bugün bu yuvadaki yavrularımızın sağlık durumlarına bir bakacağız. Ne haldeler, nasıllar? Hemen şöyle bir açayım. 3 yavrumuz var. Bakın en büyük yavrumuz burada arkadaşlar. Net bir şekilde gözüküyor. Hem bu kanat uçlarındaki tüyler yavaş yavaş patlamış. Hem onlara bakmak istiyorum. Bir hani renk falan belli mi? Kameram birazcık eskisinden kötü çekiyor. Niye öyle oldu anlamadım arkadaşlar. Olmazsa bir güncelleme yaparız. Yavrunun sağlık durumu gayet güzel. Renkleri güzel. Anne baba tüylerine falan bir zarar vermemiş. Tüylerin ucu beyaz patlamış arkadaşlar. Büyük ihtimalle gri gelecek bu da. Bunun annesi zaten gri renkli biliyorsunuz. Salmada gösteriyordum ben önceki videolarda. Karınlarında bir sıkıntı yok. Aynı şekilde diğer yavrularımızın da karınlarında bir sıkıntı yok. Dışkı normal yeşil ama kameram birazcık mat çekiyor. Hala neden olduğunu anlamıyorum. Olmazsa dediğim gibi format atabiliriz telefona. Şu an görüntü istediğim gibi değil arkadaşlar. Birazcık önceki videolara da bakarsanız siz görüntüler birazcık kötü. Dediğim gibi buna bir format atabilirim. Evet şöyle de gösterdik arkadaşlar. Yavruların sağlık durumları gayet güzel. Sizler de gördünüz. Ten renkleri özellikle çok hoşuma gitti ama kamerada birazcık morumsu duruyor. Normalde pembe arkadaşlar rengi, oradan anlayabilirsiniz. Bir tane yavrunun anne babası bu. Diğer iki tane yavrumuzun da anne babası salma kafeste. Burada da diğer sultan takımımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların sabahleyin daha yeni elli beslemesi yapıldı. Gri yavrumuz artık tüneklerde falan durabiliyor. Hatta yuvaya giriş çıkış bile yapabiliyor. Bu arada bugün bunların anne babasını ayıracağız arkadaşlar. Babayı buraya koyacağız erkeklerin yanına. Kameraya bayağı bir ayar oldum. İstediğim gibi değil. Dişimizi de annemizi de yani alt kata dişlerin yanına koyacağız arkadaşlar. Yavrular gayet sağlıklı bakın. Koşa koşa gidiyor. Daldarı falan atıyoruz düzenli olarak. Daldarı yiyorlar arkadaşlar. Normal yemi şu an tüketmiyorlar. Daldarının haricinde de ben sabah ve akşam sabah kalktığım zaman akşam da yatmadan önce yavruları besliyorum. O şekilde bir uygulamamız mevcut. Yavruların sağlık durumu tekrardan söylüyorum gayet güzel. Hem sultanlarımızınki güzel hem muhabbetlerimizinki güzel. Yaklaşık bir 10 gün sonra bu muhabbetlerimizin renkleri iyice belli olacaktır ama ilk yavru %80-%70 gri. Annesi burada zaten bakın annesini görüyorsunuz yerde salmada. Hemen şuradaki arkadaşlar. Gri beyaz o da. Tekrardan çiftleşmek istiyor. Kızgınlığını görüyorsunuz. Kendi kendine kurlarını falan arkadaşlar. Zıplaya zıplaya kur yapıyordu biraz önce. Belki görenler olmuştur. Biraz daha bekleyelim, olmasa gene zıplayarak kur yapabilir. Kuşların hepsi şu an eşleşmeye, yumurtlamaya hazır arkadaşlar. Hem erkeklerim hazır, hem dişilerim hazır. Hazır olmayan bir iki tane var. O da burada mesela hala tüyden çıkamayan, anlayamadığım bir rahatsızlığı olan bir kuşun mevcut. Buna kaç kere kür geçtim ama hala bir toparlanma olmadı. Bir günün ise 5 gün kötü. Öyle bir sıkıntısı var. Dış kısım toparladık ama dediğim gibi hal hareketleri düzelmedi arkadaşlar. Bir tek bunda bir sıkıntım var. Onun haricinde diğerlerinin sağlık durumları gayet güzel. Onları da şöyle gösterecek olursam sizlere. Sırasıyla göstereceğim. Özellikle bu DF Lutino Japones dişim çok çok güzelleşti arkadaşlar. Kanat ve kuyruk tüyleri bayağı bir uzadı. Onu da gösterelim şöyle. Arkadaki, yandaki DF Lutino'm çok güzelleşti. Buradaki iki tane kuşumuz çok güzelleşti. Özellikle ortadaki mavim. O çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Gri ile beraber gelmişler zaten. İkisinin de aynı kanatlarına sahip ama gri biraz daha vasıflı arkadaşlar o maviye göre. Salmayı açayım. Dişimizi gösterelim sizlere bakın. Yavruların annesi bu arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim yoldaki.
Ya onların sağlam gelmesi lazım anneye bakarak. Burada diğer kuşlarımız mevcut. Bunları da göstereyim sizlere. Beyaz burada. Dişiler hazır. Erkekler hazır mı derseniz erkekler de hazır arkadaşlar. Onları da göstereyim şöyle. Burada biraz daha bekleyeceğim kuşlarım mevcut. Özellikle bu iki kuşumu biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Sebebi ise bunlar Eylül ayında değil de Ekim ayının girmeden Eylül ayının sonunda daha doğrusu eşe atılacaklar. Eylül ayının başında eşe atmayı düşünmüyorum bunları. Şöyle göstereyim. Eşe atsanız yavru yumurta verirler. Evet ama ben biraz daha kalıba gitmelerini istediğim için bunları kafeslerine tek başına bekleteceğim. Bakın göreyimizi hemen göstereyim sizlere. Bunlar direkt eşe atılacak. Mesela yukarıdaki mavi direkt eşe atılacak. Sağdaki yeşil direkt eşe atılacak. Soldaki iki tane erkeğimiz direkt eşe atılacak. Bu DF üçünü belki bekleyebiliriz. Karşıdaki mor eşe atılacak. Bunların ikisi eşe atılacak. Yukarıdakiler eşe atılacak. Aşağıdakiler eşe atılacak. Yani erkeklerden sadece şu an çok düşünmediğim bu iki tanem var. Onun haricinde gerisini komple eşe atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunlara da dediğim gibi biraz daha kalıba gitmesini istiyorum. Özellikle mavinin. Mavi ilk tüyüne girdi. Bu daha ilk tüyü arkadaşlar. Ve bayağı bir fark oluştu. Bakın gagası gözükmüyor. Önceden gözüküyordu, şu an gagası gözükmüyor. Suratının biraz daha tüylenmesini bekleyeceğim. Sarımız çok güzelleşti. Dediğim gibi bunları arkadaşlar biraz daha diğer erkeklerime göre geç eşe atacağım. Bu erkeklerimiz de şu an tüyde, özellikle mavimiz, ağır tüyde, gri'miz tüyde. Bunlar tüyden çıksın veya çıkmasın, bunları önümüzdeki hafta artık kafeslere teklemeye başlayacağız arkadaşlar. Ağustos ayına girdiğimiz gibi. Ayın 4'üne kadar çok yoğunum. 4'ünden sonra rahatlayacağım arkadaşlar. Hani hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. Ayın 5'inden sonra, 4'ünden sonra yani ayın 5'inde veya 6'sında diyeyim sizlere. Bu sultanlarımızı komple erkek salmasına atacağım. Erkek salmasında kuş bırakmayacağım arkadaşlar. Yumurtlatmak için değil, hani yumurtlamasa bile tekli kafeslerde kalacaklar. Kafeslerine baskınlık sağlayacaklar. Bu iki tane tel kafesimiz var. 3 tane de buraya dizeceğiz arkadaşlar. Ve muhabbetlerimizin hepsini erkekleri, dişleri değil, erkeklerin hepsini kafeslere yerleştirip sezona hazır bir şekilde bekleteceğiz. Bu süreçte kızgınlıklarını tamamlayacaklar, kafese baskınlıklarını tamamlayacaklar ki eşe attığımız zaman bizi çok fazla bekletmeden yavru yumurta versinler arkadaşlar. Taktiğimiz bu şekilde, eşe atmadan bir ay önce veya 3 hafta önce erkeklerimizi tekli kafeslerde bekletiyoruz. Onlar da zaten tekli kafeslere atarken sizlere videosunu çekip gösteririm veya kafeslere attıktan sonra sizlere videosunu gösteririm arkadaşlar. Bu göze daha güzel gelen kuşları üst kafeslere sıralamayı düşünüyorum. Bu Japonesleri falan alt kafeslere koymayı düşünüyorum. Böyle bir şey düşündüm. Hem Japoneslerin bağışıklık sistemi şovlara göre biraz daha güçlü oluyor arkadaşlar. Aşağıda kalmaları benim için daha iyi olur. Bu şekilde bir yöntem uygulayacağız. Bakalım inşallah sıkıntısız bir şekilde geçiririz. Kuşlar dediğim gibi cıvıl cıvıllar. Bir rahatsızlığımız yok. Sadece şu alttaki dişiden birazcık şikayetim var. O da geldiği günden beri zaten böyle. İnşallah toparlanır diye bekliyoruz. Hani sürekli de tüy geçmek istemiyorum. Fazlası karaciğeri mahveder arkadaşlar. O yüzden aralıklarla 45 günde bir kürünü veriyorum hayvanın. Verdiğimiz kür de öyle ucuz bir şey değil arkadaşlar. Bu Combimix'in bir ürünü var. Vitaminiyle birlikte 625 liraya geliyor. O ürünü kullanıyoruz yani. Hasta olan kuşlarımızı iyileştirdi ama bu dişini iyileştiremedi. Neyi varsa. Bakın erkekler ciddi anlamda yanıyor yani. Bu sezon inşallah her şey istediğimiz gibi gider. Şu an öyle gözüküyor. Hani bir rahatsızlık olmazsa yani, hem bizim sağlığımız hem de hayvanların sağlığı açısından bir sıkıntı olmazsa ciddi anlamda çok güzel bir sezon geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü kuşların hepsi beni çok bekletmeyecek. Direkt yumurta yavru alabileceğim kuşlar arkadaşlar. Onları da zaten sezonda sizlerle birlikte göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Çoğu kuşları yeni eşleme yapacağız. Önceki sezondan hazır eş takımlarım var ama kendi eşleriyle eşe atmayı düşünmüyorum. Başka kuşlarla eş kırmayı düşünüyorum. Yani eşe atmış olacağım 13-14 takım muhabbetimin hepsi yeni eşleme gibi bir şey olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet, durumlarımız böyle arkadaşlar. Buraya kadar bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bu ayın 5'inden sonra arkadaşlar, yani 15'i gibi veya ayın 10'u gibi bir tane mama çekilişi yapmayı düşünüyorum. Takipte kalırsanız çekilişe katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.